Merhaba tarih severler. Bugün değerli arkadaşım tarihçi Elif Gamze Çakar ile tekrar buluştuk. Bu sefer de Deli İbrahim konusunu konuşacağız. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Elif, ilk sorumla başlayayım. Deli İbrahim gerçekten deli miydi? Güzel soru. Şöyle, Deli İbrahim'in şimdi videonun ilerleyen kısımlarında tabii ki kişilik özelliklerinden ve padişahlık sürecinden bahsedeceğim. Aslında buna hep birlikte karar versek daha mantıklı ama şöyle, Profesör Doktor Çağatay Uluçay hoca var. O psikonevroz hastası olduğunu araştırmaları sonucunda bu sonuca varıyor. Psikolojik sıkıntıların olduğunu ama tam anlamıyla deli olmadığını düşünüyor. Benim şahsi fikrimse çok travmatik bir dönemden çıkıp normal hayata karışma aşamasına geldiği için bence de psikolojik sıkıntılar yaşıyor. Ama ciddi sıkıntılar. O zaman deli diyemeyiz, psikolojik sıkıntıları olan bir padişah diyebiliriz. Diyebiliriz. Peki Deli İbrahim'in tahta geçiş süreci ve şehzadeliği nasıldı? Kötü, şöyle kötü. 4. Murat'ın vefatından sonra ya daha doğrusu şöyle baştan almak gerekirse 1. Ahmet de bir Boncuklu İbrahim'in, Boncuklu Deli İbrahim'in Evet. babası, Kösem Sultan da annesi. 1. Ahmet döneminde kardeş katli vaciptir uygulaması tamamen kaldırılıp yerine kafes sistemi getiriliyor. Ve şehzadeler kafes yani bir odada, sarayın içerisinde bir odada kapalı kalıyorlar. Yani tahta çıkacakları güne kadar. Dolayısıyla 1. İbrahim de bu kervana katılan şehzadelerden bir tanesi. Kafes sistemine 2 yaşındayken dahil oluyor. 25 yaşında tahta oturuyor. Ve bu geçen 23 yıllık sürede tamamen bir odanın içerisinde. Yani ne sarayı görmek, ne İstanbul'u görmek, ne dünyayla bağlantı kurmak kesinlikle yok. Yani hiçbir şey yapmadan, görmeden 23 yıl boyunca bir odada kalıyor. Ve bu odadayken abisi 2. Osman'ın katledilişine şahit oluyor. Daha sonra 2. Osman'ın çocuklarının boğdurulmasına şahit oluyor. Bir de abisi 4. Murat tahttayken, padişahken, 4. Murat çok sert mizaçlı, çok otoriter bir padişah. Herkesin korktuğu bir padişah. Ve 4. Murat'ın şöyle bir özelliği var. Mesela her seferden dönüşünde kazandığı seferin fermanını saraya gönderdiğinde mesela Bağdat'ı aldı diyelim ki bunun işte bildirisini fermanını saraya gönderiyor ve sonuna şöyle bir not ekliyor. Diyor ki Süleyman'ı boğdurun diğer kardeşini. Yani her seferden döndüğünde bir kardeşinin boğulma emrini veriyor. Dolayısıyla İbrahim de kendine sıranın gelmesini gününü bekliyor yani ve bu işte bir gün değil 2 gün 2 ay 3 ay değil 23 yıldan Evet. bahsediyoruz. Dolayısıyla çok sıkıntılı bir şehzadelik dönemi geçiyor yani. Çok büyük bir psikolojik baskı. Yani hiçbir insanın sinir sisteminin kaldıramayacağı Tabii. derecede uzun bir Çok süre. zor. Çok. Yani peki bu benim psikolojik sıkıntılarından bahsettik. Şunu da biliyoruz. Kendisinin kısır olduğunu, bir kısırlık problemi Evet. yaşadığını biliyoruz. Peki gerek kısırlık noktasında gerek psikolojik anlamda nasıl tedavi edildi? Şimdi işin aslında magazinsel kısmı ve eğlenceli kısmı burada başlıyor. Şöyle, şimdi tahta geçtiği zaman 4. Murat işte öldüğünde Osmanlı tek varisi Osmanlı hanedanlığının bir İbrahim kalıyor. Sultan İbrahim kalıyor. Çünkü 4. Murat'ın erkek çocuğu yok. Küçük yaşta ölmüşler. Dolayısıyla sadece tek ellerindeki varis İbrahim. Şimdi İbrahim'in de psikolojik sıkıntıların olduğunu o dönemde insanlar biliyor. Çünkü çok sık sinir krizleri geçiriyor. İşte şu anda migren olduğu söyleniyor ama o dönemde tanımlanamaz, açıklanamaz şiddette baş ağrısı atakları geçirdiği, saldırgan tavırlar gösterdiği söyleniyor. Şimdi 4. Murat öldüğünde sadrazam geliyor diyor ki işte abiniz öldü. Siz şimdi cülüs töreniniz yapılacak. Sizi bekliyoruz avluda. İbrahim zannediyor ki 4. Murat onu deniyor ve hani işte tahta çıkmaya gönlü Evet. varsa onu öldürtecek zannediyor. Mesela deli olmadığına aslında bir kanıt da bu olay olabilir ve orada sadrazamı şöyle söylüyor. Ben abimden memnunum. Allah abime ömür versin. Benim tahta gözüm yok. Ben odamda mutluyum diyor. Hatta kendini kilitliyor odaya. Çıkmak istemiyor. Yani çok büyük çaba sarf ediyorlar. Sonra Kösem Sultan gelip ikna ediyor ve 4. Murat'ın cansız bedenini görene kadar da kesinlikle hiçbir işlem, hiçbir harekette bulunmuyor. Daha sonra
İşte tahta çıkıyor, tamam, cürüs töreni yapılıyor, her şey yolunda ama saray erkanı büyük telaş içinde çünkü şey yok, şehzade yok, veliaht yok. Birinci İbrahim'e de bir şey olduğu zaman mesela hanedanın soyu tükenmiş oluyor. Hatta 4. Murat vefatından önce, bunu bir Fransız elçisinin kaynaklarından öğreniyoruz. Ölmeden önce diyor ki bu deli bozuğu benden sonra tahta çıkarmayın. İbrahim için, Sultan İbrahim için böyle söylüyor. Kösem Sultan da diyor ki oğlun yok. Elimizde birinci İbrahim, yani İbrahim var, Sultan İbrahim var. Ne yapacağız o zaman? 4. Murat da diyor ki Kırım Hanlığı geçsin. Onlar yönetsin hanedanı. Şimdi 4. Murat tabii ki emirleri sorgulanamaz bir padişah ama orada Kösem Sultan faktörü çok etkili. Kösem Sultan buna asla izin vermiyor. Kesinlikle devlet erkanı da o dönemde Kösem Sultan'ı destekliyor. Çünkü Kırım Hanlığı'nın payitahtı yönetmeye kalktığını düşündüğünüz zaman, oraya gelip yerleştiğini düşündüğünüz zaman ne Kösem Sultan'a sarayda ihtiyaç var ne diğer devlet erkanı. Çünkü Kırım Hanlığı da kendi ekibiyle gelecek mantıken. Şimdi kimse o riski almak istemiyor. Dolayısıyla herkes işini gücünü bırakıyor ve diyorlar ki biz Sultan İbrahim'in nasıl şehzadesi olabilir ve bu sinir krizi sorununu nasıl çözebiliriz? Herkes buna yoğunlaşıyor. Anadolu'nun dört bir tarafından cinci hocalar saraya davet ediliyor. İmparatorluğun dört bir yanından cariyeler getirtiliyor. İşte kuvvet macunları hazırlatılıyor, özel bitkisel ilaçlar yaptırılıyor, tarifler aldırılıyor. Saraya büyük bir alım var bu anlamda, insan kaynağı olarak da olsun, işte bitkisel ilaç anlamında da olsun. Çok uzun süre çabalanıyor. Daha sonra Safranbolulu Cinci Hüseyin Hoca diye birisini duyuyorlar, üfürükçü. Onu getiriyorlar saraya. Onun da Sultan İbrahim'e geçici süreliğine ferahlama sağladığı kaydediliyor. Yani Sultan İbrahim o adamla görüştükten sonra ferahlıyor kısa süreli ama tamamıyla bir iyileşme yok. Ondan sonra ilk başta cariyeleri mesela İbrahim kabul etmiyor. Çünkü diyor ki bunlar beni öldürmek için gönderilmiş casuslar. Kesinlikle muhatap bile olmuyor. Bu Cinci Hoca'nın, Hüseyin Cinci Hoca'nın telkinleriyle, tesirleriyle bu durumu aşıyorlar bir şekilde ve 2 yıl süren bir devam eden bir sürecin sonunda Şehzade Mehmet dünyaya geliyor. Şehzade doğuyor ve ülkede 3 gün 3 gece şenlik yapılıyor. Çünkü mesela halk da huzursuz, devlet adamları da huzursuz. Çünkü ne olacağını insanlar önünü görmek istiyor. Dolayısıyla böyle yani Sultan İbrahim'e yapılan tedaviler bu şekilde. Cinci hocalar, üfürükçüler, işte macunlar, değişik bitki çayları ve cariye taktiğimi. Hem Evet. kısırlığı açısından hem de travmatik durumları açısından bu şekilde. Diğer soruma geçeyim. Menkıbeler ve kaynaklar doğrultusunda İbrahim'in saray hayatı nasıldı? Sultan İbrahim'in saray hayatı kendisi için çok eğlenceliydi ama kendisi dışında herkes için çok sıkıntılı bir yaşam tarzıydı. Şöyle, şimdi ilk başta bu reddettiği hayatı, işte cariyeler, müzikler, eğlenceler, ilk başta yani aslında onu da anlamak lazım. 23 sene bir odada kalıyor ve her gün ölüm korkusu ve bir anda padişah oluyor sabahına. Dolayısıyla normal hayata uyum sağlayamıyor belli bir süre. Yani çok uzun bir süre, hatta uyum sağlayamıyor. 1,5-2 sene kadar bir süre. Daha sonra bu hayata çok fazla uyum sağlamaya başlıyor. Zaten problem orada başlıyor. Mesela Osmanlı şeriat hükümlerine göre bir padişah sadece 4 tane, en fazla 4 tane kadınla evlenebiliyor. Ama Sultan İbrahim'in 8 tane hanımı olduğu kaynaklarla sabit. Diğer cariyeler de var tabii ki. Mesela bu durum Osmanlı bütçesini çok zorluyor. Çünkü o cariyelere harcanan ödenekler, onların kendi arasında savaşmaları, bir de bu dönemde şöyle bir sıkıntı var. Sultan İbrahim tahta ilk çıktığında Mustafa Paşa var, Kara Mustafa Paşa var sadrazamlık makamında. O hem içeride hem dışarıda devlet işlerini sorunsuz yönetiyor. Dolayısıyla Sultan İbrahim'in bu tutarsız tavırları ya da kendi içerisinde yaşadığı travmatik durumlar aslında ne devlet adamlarının ne de halkın çok böyle umrunda olmuyor. Çünkü düzen devamlı işliyor. Çünkü Mustafa Paşa
devlet bütçesini denkliyor, kadırgalar yapıyor, donanmalar yaptırıyor, içeride dışarıda güvenliği sağlıyor. Ama o öldükten sonra sadrazamlık makamına rüşvet vererek Hazarpare Ahmet Paşa getiriliyor. Şimdi Hazarpare Ahmet Paşa geldiği zaman o mesela Mustafa Paşa'nın tam aksine rüşvetçi, liyakatçi ve lakayt bir paşa. Dolayısıyla işler daha fazla sıkıntıya bürünüyor. Mesela Ahmet Paşa Sultan İbrahim'in saraydaki olaylarla sürekli haşır neşir olmasını, kafasının meşgul olmasını ve kendisine sıranın hiç gelmemesini sağlamak adına mesela şöyle bir şey vardır. Mesela Sultan İbrahim'i cariyelerden birisi Binbir Gece masallarını okurken işte orada sarayını samur kürkle kaplayan kralın hikayesi geçiyor. Sultan İbrahim de buna çok özeniyor. Kendisi de öyle olmak istediğini söylüyor ve sarayın her köşkünü, her metrekaresini samur kürk ve altınlı kumaşlarla kaplatıyor. Mesela Hazarpare Ahmet Paşa buna sonsuz destek veriyor. Evet işte getirmeliyiz, almalıyız. Hatta halktan samur kürk vergisi almaya başlıyorlar. Çünkü dediğim gibi hazine boş. Yani bir üretimimiz yok, bir sürekli tüketim, sürekli tüketim. Dolayısıyla da yani iş şuraya geliyor. Padişah samur kürk alabilsin, giyebilsin diye halktan para talep ediliyor. Hatta belli bir süre sonra amber kokusuna merak salıyor. O da çok pahalı bir koku. Mesela hem amber hem kürk ihtiyacına yetişebilmek adına varlıklı insanların mallarına el koymaya başlıyor saray hazinesi. Saraydaki durum belli bir süre sonra buna dönüşüyor. Şimdi her mesela kendine bir kürk yaptırmak istiyor, bir kıyafet yaptırmak istiyor Sultan İbrahim. Samur kürkler, samur kürkten oluşan ve çok değerli taşlardan oluşan bir kıyafet. Şu anda günümüz standartlarında konuşuyorum. 6.000 tane tam altının fiyatına denk geliyor o dönemde diktirdiği kıyafet. Şimdi dediğim gibi kendisi için eğlenceli saray hayatı ama dışarısı için öyle değil. Mesela bir de cariyelere biraz daha ilerleyen dönemlerde çok fazla bir düşkünlüğü olmaya başlıyor. Hatta mesela şöyle de bir şey var. Mesela cariyeleri havuzlara doldurup böyle balık yemler gibi üzerlerine altın serptiğini biliyoruz. Dönemin kaynakları var. Mesela Katip Çelebi, Evliya Çelebi, Koçubey Risaleleri, Tarihi Gilmani hepsinde geçiyor. Üstü kapalı geçiyor. Bazısında çok detaylı geçiyor ama bunların hepsi geçiyor. Mesela öyle baktığımız zaman bir zafire olayı var mesela. Onu Evet. kısa tutmak istiyorum. Şöyle cariyelerden bir tanesi çocuklu bir cariye şeyde haremde. Sultan İbrahim bir süre sonra ona ilgi duymaya başlıyor. Hatta onun çocuğuyla ilgilenirken Şehzade Mehmet'i ihmal ediyor. Onu yere falan bırakıyor bahçede. Hatice Sultan da Şehzade'nin annesi de bunu görünce çok büyük tepki gösteriyor. Hani benim Şehzadem yerde sürünüyor, sen hani onun çocuğunu kucağına alıyorsun gibi bir tavır sergiliyor. Sultan İbrahim de çok sinirleniyor bu duruma ve alıyor Şehzade Mehmet'i direkt havuza, içi su dolu havuza fırlatıyor. Hatta Şehzade Mehmet düşerken kaşı açılıyor. Hatta fotoğraflarında vardır, resim çizilen resimlerinde vardır, kaşının üstünde iz var. O da babasından ona mesela acı bir hatıra olarak kalıyor. Evet. Yani saray hayatı dediğim gibi kendisi için çok eğlenceli ama hem içeride hem dışarıda bizi çok büyük sıkıntıya sokmuş. Yani Osmanlı Devleti'ni çok büyük sıkıntıya sokmuş. Şimdi diğer soruma geçiyorum. İbrahim nasıl öldü? İbrahim nasıl öldü? İbrahim de abisi 2. Osman gibi katledilerek öldü. Tabii şartları o kadar ağır değildi ama o da tahttan indirildi, hal edildi. Şöyle, Sultan İbrahim döneminde Girit Seferi var. Girit'e sefer düzenleniyor. Sadece bir bölgesi haricinde bütün Girit alınıyor. Yeniçeri Savaş'tan döndükten sonra işte bu az önce bahsettiğim kürk, samur kürk vergisi ve işte Samur amber vergisi. vergisi. Evet, Yeniçeri ağalarından da isteniyor. Onlar savaştan döner dönmez diyorlar ki siz de samur vergisi ödeyeceksiniz. Yeniçeri ağaları işte Bektaş, Muslehittin ve Kara Murat diyorlar ki biz savaştan yeni döndük ve biz kürk vergisi falan ödemeyeceğiz. Yani ne demek bu gibi bir tavırda bulunuyorlar. Daha sonra Hazarpare Ahmet Paşa da bunları ortadan kaldırmak istiyor.
O dönemde sarayda bir düğün var, yine bir eğlence var. Oraya bu üç Ocak ağasını davet ediyor. Onlar da bunun suikast olduğunu tahmin ederek gitmiyorlar. Ama kendilerinin de öldürülmek istediğini fark ettikleri zaman diyorlar ki ya isyan edeceğiz, ya öyle kellemiz gidecek, ya susacağız kellemiz gidecek. Dolayısıyla isyan ediyorlar. Zaten bütün Yeniçeri asker onları destekliyor, ulema da destekliyor. Dolayısıyla isyan başlıyor. Boncuklu İbrahim ilk başta çok büyük tepki gösteriyor. Yani bu isyanın neden çıktığını anlamıyor ve onları işte hainlikle suçluyor. Neden bu isyanı yaptıklarını dinlemiyor. İşte görüşmeye gelen, yani meramını anlatmaya gelen işte karşı tarafın sözcüsüne falan tokat atıyor, yumruk atıyor. Bu tür şeylerde bulunuyor. O şekilde gönderiyor. Yani işi kapatmaya çalışıyor. Bunu haber alan Hazarpari Ahmet Paşa da kaçıyor, saklanıyor. Daha sonra Hazarpari Ahmet Paşa'yı bulup parçalıyorlar ve cesetini at meydanındaki çınar ağacına asıyorlar parça parça. O yüzden adı Hazarpari oluyor daha sonra da. Daha sonra Kösem Sultan'a haber gönderiyor Yeniçeri ağaları. Diyorlar ki saraydaki şehzadelerin güvenliğini sağla çünkü biz 1. İbrahim'i filan ittireceğiz. Yani tahttan indireceğiz, istemiyoruz. Kösem Sultan aslında uzlaşmacı ve yapıcı olmaya çalışıyor. Yani diyor ki durumunu biliyorsunuz. İşte şimdiye kadar yaptığı hiçbir şeye siz de uyarmadınız. Hani şimdiye kadar bir şey yoktu. Neden şu anda böyle bir isyan var gibi söylemlerde bulunsa da onlar artık dinlemiyorlar. Diyorlar ki inecek tahttan. İstemiyoruz onu. Yeniçerilerin şöyle meramları diyorlar ki yani sarayda sürekli entrika var. Sürekli dedikodu dönüyor. Sürekli saray kadınları bir şeylere dahil oluyor. Rüşvet var. Mesela Sultan İbrahim döneminde bir makama atanmak istiyorsanız, yani o makamı kazandıysanız ama sadece hükümdar onaylayacaksa samur kürkü götürmeden sizi atamıyor Sultan İbrahim. Ya da Hazarpari Ahmet Paşa'ya yüklü miktarda para ödemediğiniz zaman hiçbir işinizi yapamıyorsunuz. Ve buna daha sonra da Sultan İbrahim'in Haseki Hatunları da katılıyor. Mesela Haseki Hatunlarına rüşvet vererek sarayda birçok yere gelebiliyorsunuz. İş buna geldiğini söylüyorlar. İşte bu tür uygulamaların olduğunu ve bundan çok rahatsız olduklarını söylüyorlar Yeniçeriler. Ve diyorlar ki inecek tahttan. Şehzade Mehmet de o dönemde 7 yaşında, çok küçük. Diyorlar ki Kösem Sultan'a Şehzade Mehmet'i Orta Camii'ye gönder, orada cülusunu yaptıracağız. Kösem Sultan da bunu kabul etmiyor. Diyor ki usulüne uygun olacak, siz saraya gelin. Ama bundan hemen önce Sultan İbrahim saraydaki bostancılara savaş konumu aldırttırıyor, silahlandırttırıyor ve sarayı şeye çeviriyor, cephaneliğe çeviriyor ve geleni indirin talimatı veriyor. Kösem Sultan ve Yeniçeriler bunu bildiği için bu konuda biraz uzlaşamıyorlar belli bir süre. Daha sonra bostancılar Yeniçerilere teslim oluyorlar, kapıları açıyorlar, silah bırakıyorlar. Yeniçeriler saraya giriyor. Şehzade Mehmet'in cülüs töreni yapılıyor, o padişah oluyor. Sultan İbrahim'i de yine kaderinin başladığı yere bir odaya kapatıyorlar. Bir 7-8 gün kadar o odada kalıyor. Hatta şöyle garip bir hadise var orada da. O kadar çok feryat ediyor, o kadar çok ağlıyor ki o odada kapalı kaldığı süre boyunca artık saray koridorlarında mesela şu konuşulmaya başlanıyor. Sarayda çalışan insanlar diyor ki bir padişaha böyle yapılmaması lazımdı. Yani aslında bir suçu yok. Sonuçta o da doğuştan böyle hani zor zamanlar geçiriyordu. Böyle yapılmaması gerekiyordu gibi bir tavır sergiliyorlar. Bu sefer Yeniçeri ağalarıyla Kösem Sultan tedirgin oluyor. Çünkü İbrahim eğer o saraydan, işte, odadan çıkartılıp tekrar tahta geçirilirse Kösem Sultan dahil hiçbirinin kellesini bırakmayacak ortada. O riski de alamadıkları için hemen Şeyhülislam'la birlikte yeni sadrazam Mehmet Paşa Cellat Kara Ali'yi de yanlarına alarak odaya giriyorlar. Cellat odadan geri çıkıyor. Diyor ki isterseniz beni yani öldürün ama yapamayacağım. Yani kıyamayacağım. Çünkü o kadar üstü başı perişan, o kadar çok ağlamış ki cellat acımış. Normalde biliyorsunuz Osmanlı cellatların öyle yetiştirilmiyorlar. Yani o şekilde acıma duyguları yok ama o haline çok üzülüyor, çok acıyor. Sonra boğduruluyor Sultan İbrahim ve Samur Kürk devri bu şekilde bitiyor. Şu da önemlidir. Mesela Osmanlı Hanedanlığı'nın soyu 1. Ahmet'ten devam eder. Yani Boncuklu Deli İbrahim'den devam eder. Çünkü tek şehzade oydu.
Şu anda günümüzde yaşayan Osmanlı hanedanına mensup insanlar da Boncuklu İbrahim'in soyundandır. O anlamda önemlidir. Siyasi başarıları da vardır Mustafa Paşa dolayısıyla. Ama böyle bir saltanat sürmüş. Gerçekten çok güzel bir anlatım oldu. Ben de pikselden kaynaklı çok fazla hareket etmek istemedim böyle. Donuk bir şekilde izlemek zorunda kaldım. Ancak anlattığın her kelimede gerçekten hem irkildim hem şaşırdım. Hem de yeni şeyler öğrenmiş oldum. Teşekkür ediyorum bu anlamda. Ben O teşekkür ederim. zaman tarih severlere hoşça kal diyelim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere o zaman. Görüşmek Hoşça kal. üzere, hoşça kalın.